Bakalım, Galatasaray'dan dediğiniz gibi ayrıldık. Bugün fesimizi yaptık. Sivasspor'da da görüşmeye geldik. Şu anda her şey olumlu. İş sadece imzaya kaldı. Onu da nasipse yarın imzaya atıp resmen Sivasspor'da olacağız. 3 yıllık bir anlaşma yapıldı şimdilik. Dediğim gibi yarın resmen imzaya attıktan sonra zaten hepsi açıklanacak. Tabii ki oynamak önemli bizim için. O yüzden Sivasspor hedefleri olan bir takım. Kadro açısından da şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Sergen Hoca'nın burada olması, Murat Şahin'in burada olması çok önemliydi. Zaten Mecnun Başkan gibi bir başkana sahipler. O yüzden tercihimiz de çok etkili oldu. Yani daha önce kaçırılmış bir şampiyonluk var. Hedef gene o seviyeye gelebilmek tabii ki. Buna da katkım olursa çok mutlu olurum. Yok, hiçbir şekilde çok güzel günler yaşadım orada. Çok önemli başarılar elde ettik. 3 tane şampiyonluk, Türkiye Kupası, Süper Kupalar, Şampiyonlar Ligi. Orada çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Umarım burada da o öğrendiklerimi gösterme şansı yakaladım. Evet. Daha önce de biz görüşmüştük. Daha önce de istemişti ama nasip Sivasspor'aymış. Şimdi ondan da öğreneceğimiz çok şey var tabii ki. Tabii Kasımpaşa'dayken giymiştim ilk defa. Şimdi tekrar o formayı Sivasspor'da yakalamak istiyorum. Yani aslında geçen sene de aynı kadroya sahiplerdi. Geçen senenin sonlarına doğru o kadro kalitesini göstermeye başladı. Bunda da tabii Sergen Hoca'nın çok büyük katkısı vardı. Bu senenin başından iyi başladıklarını düşünüyorum. İnşallah biz de katkı sağlarız burada. Söylenecek büyük bir şey yok. Biz, evet, destekleyen, zaten takımlarını destekleyen bir taraftar grubu var. Bu desteklerine devam etsinler.